Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Şu an sabah saat 7.30 ve Antalya'dan canım arkadaşım gelecek, misafirim gelecek. O yüzden şimdi börek sosumu hazırladım. Yine klasik. Çünkü bunu herkes seviyor ve onların da tatmasını istediğim için tekrardan yapacağım. Şöyle tavada börek tarifim arkadaşlar bu arada. Neredeyse 2-3 tane vlog çekmişim bununla alakalı. Sütüm de bu arada ılık olması gerekiyordu. 2 gündür misafirim var arkadaşlar üst üste. Gerçekten misafiri çok seviyoruz ve bu dönemde oldukça da özledik diyebiliriz açıkçası. Çünkü uzunca zamanda kimse birbirine gelip gitmiyor. Güzel günlerimize, kıymetini bilmediğimiz diyeyim artık. Kıymetini bilmediğimiz eski günlerimize geri döneriz. Böreğim arkadaşlar kaşarlı ve peynirli karışık yapacağım. Masamı da bu arada hazırladım. Yani tabaklarını, servislerimi hazırladım. Birazdan size de arkada gösteririm. Şimdi hemen yufkamı ve tavamı getiriyorum. Bu arada arkadaşlar böreğimin alt ve üstüne şu şekilde tereyağı kullanıyorum ki daha lezzetli olsun diye. Gerçekten arkadaşlar bu börek su böreği tarzında oluyor. Keşke poşetle açabilseydim. Arkadaşlar bakın soframız hazır. Milföylü pizzamız, patates tavamız, yine karışık sarımsaklı yaz domateslerinden bir sos ve tava böreği ve canım kankim! Astolis hoş geldin! Kameralar alışık olmayan bir ama alıştıracağım bugün seni bol bol çekeceğim. Evet arkadaşlar biz daha fazla dayanamayacağız. Hemen başlıyoruz. Peki. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik ve şimdi gezmeye Turkuaz köye geldik. Burası çok güzel, çok manzarası. Güzel, size de şöyle bir hemen gezdireceğim. Burada da güzel fotoğraflar çekinip böyle bir şeyler içip hemen bakalım başka nereleri gezeceğiz. Bu şekilde evet, güzel geçiyor. Güzel bol bol olacak. Öykü yiyerek geçiyor. Evet hadi o zaman takip edelim. Evet arkadaşlar şu anda Saklısu Zengidere'ye gelmiş bulunmaktayız. Şöyle sizinle birlikte bir gezelim istedim. Bakın burada kim var? Biz Öykü ile geziyoruz. Değil mi aşkım? Ve annesi yine fotoğraflara başlamıştı arkadaşlar ya. Biz böyle kaldık. Evet arkadaşlar şu gördüğünüz yerde soğuk su var. Çok soğuk. Anne hemen çekilmeye başladı. Bu arada arkadaşlar burayı da gezip bir güzel fotoğraflar çekilip anılar biriktirip burada anıları bırakıp artık yemek yemeye gideceğiz. Çünkü saat 5'e geldi ve biz sabah kahvaltısını 11'de yapmıştık. Bir saatte buraları falan gezsek, bu bölgeleri gezsek bir saatte öyle geçer. 6.30-7 gibi bir akşam yemeği yiyelim diyoruz. Misafirlerimiz o kadar yoldan geldi. Köşk restoranına gideceğiz arkadaşlar. Bir kez sizinle gitmiştik. Tekrar oraya gideceğiz. Böyle o da suların içinde bir yer olduğu için ben çok beğeniyorum. Umarım onlar da beğenir ama şu an herkes fotoğraf çekme derdinde. Tamam. Evet yemek yemeye gelmiştik ve yedik. Üstüne bir çayımızı kahvemizi içip artık eve gideceğiz. Akşamıza ettik. Evet arkadaşlar yeniden herkese selam olsun yeni bir günden. Dün kahvaltı hazırlıklarını çok çekemedim. Gezmede böyle gezerken birkaç
gittiğimiz yerden kesit aldım. Akşam yemeğinden sonra da eve geldim ve çay kahve derken gerçekten vakit nasıl geçti anlamadık. Artık gider ayakta elime kamerayı almak istemedim gerçekten. Çünkü onlarla ilgilenmemezdik gibi olurdu. Bu şekilde yeni bir sabah uyandım. Bu arada arkadaşlar, Traliçe'yi o kadar yaptım 2 blok öncesi ama çekmeyi unutmuşum resmen finalini. Bakın bu şekilde çok güzel ve harika dokusunla göstermek gerekirse. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar, artık bu videomu da burada bitirmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. 2 gündür misafirlerime ikram ettiğim Traliçe'den daha ilk defa kendim yiyeceğim. Kahve yaptım bu şekilde ve televizyon keyfi yapıyorum. Videomu da burada kapatıyorum. Görüşürüz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın.